Herkese selam gençler. Yarın bir haftalığına falan bir tatile çıkıyoruz. Aynı zamanda iş ve tatil denilebilir. Ve hocanız bu saate bıraktı tabii ki bavul hazırlamayı. Çok güzel bir vlog olacak. Yarın Biosen ve eşiyle beraber güzel uzun bir yolculuk yapacağız. Umarım ki yolda kar yağışı falan görürüz. Çünkü ben normalde kışı çok seven bir insan değilim ama kar yağışını çok seviyorum. Şimdi bavulumuzu hazırlamaya başlayalım o zaman. Mola yeri var. Allah Allah. Ulan dedim sapacaksın ben buradan. Dünkü bavul hazırlama videosundan sonra şimdi Pervinciğimle beraberiz. Semih Hoca'nın eşi, Biosen'in eşi. AVM'ye geldik, bir yemek yiyeceğiz, mola verdik. Nereye gittiğimizi ben galiba bu arada hala söylemedim size ama neyse artık gittiğimizde görürsünüz. Yemekten sonra mağazalara böyle, neydi bu şeyin adı, AVM'nin adı? Hayvel miydi? Evet. Öyle Bolu'da bir AVM'ye geldik. Yemek yedikten sonra yine bir şeyler bakacağım, yola devam edeceğiz. Bizi gittiğimiz yoldan geri çevirdiler. Şimdi yemek yiyeceğiz. Onlar çok acıkmış. Birileri hala uyanamamış. Neredesin? Uyanamamış bir CK. Evet, şimdi devam ediyoruz. Fizik Finito'nun evine geldik. Nerede Fizik Finito yok ki ortalıkta? Tabii ki. Hocanız her alanda mükemmelsin değil mi Fizik Finito? Evet. Şimdi utandım, herkes beni izliyor ya. Ne diyecektim ya? Tok geldiğini anlat. Ha, tok geldik. Didar Hoca bize çok kızdı. Bakın bir de burada kim var? 6 kişi. Hiç gelmemişim. Boncuk. Burada da bize çok güzel bir sofra hazırlamışlar. Hem de stüdyonun ortasına. Selam verin gençlere. Arkadaşlar fizik bitti. Fizik kampınız bitti değil mi? Bitti. Kampı bitti. Rahatlıkla izleyebilirsiniz. Evet, yemeğimiz. Kutlama yemeği. Ben de vloguma çalışayım. Çok tatlı değiller mi? Okey. Didar Hoca'nın Fizik Finito'nun bize hazırladığı sofraya bakar mısınız? Teşekkür ederim hocam. Hamar atmış da belli etmiyormuş alışmayalım diye. Bakın şimdi aslında olay nasıl biliyor musunuz? Biz Kırıkkale'ye geldik. Biliyorsam Semih Hocalar önce Yunus Hoca'nızı aldı. Ondan sonra İstanbul'a geldiler. Beni aldılar. Bolu üzerinden Kırıkkale'ye geldik. Gün bu akşam Fizik Finito'da kalıyoruz hep beraber. Yarın gel. Pervin de burada, şimdi o da çay aldı geldi. Ne diyecektin? Çay var mı bakayım? Tamam. Yarın da İlhan Hoca'nın, yani merkezi teğetin yemin töreni var. Ona sürpriz yapmaya gideceğiz. Z takımı olarak hep beraber. Onlar, o anları da zaten çekeceğim, size de paylaşacağım. Şimdi şöyle göstereyim. Kızlarla kız kıza soframızı kurduk. Erkekler içeride iş konuşuyorlar. Biz de burada soframızı kurduk değil mi Pervin? Evet. Keyfimiz yerinde. Birazcık sohbet falan edeceğiz. Büyük ihtimalle bugün daha erken yatarız. Yarın sabah erkenden kalkıp Amasya'ya gideceğiz. Yemin törenine bakalım. Onları da zaten çekeceğim. Saatimiz şu an kaç? Öğretmenini beğenmemiz yapmamak. Öyle bir şey de almıyor. Ama şimdi belli bir Amasya'ya gidiyoruz. İlhan Hocam. Kelimeni bile yapanlar bir adam. Sabah sabah çıktık. Akıl var mı acaba? Daha düşürüz. O yüzden önce karanlık. Şeyi aldım ben. Süreci yaşıyorsun bence. Kendi anlattığın dersi... Bakalım İlhan Hoca şaşıracak mı? Bence evet. Çok şaşıracak. Ağlar bence. Dersi. O kadar ödükler de siz. Yok sen bunu atarsın böyle. Rahatım öylesin. Ama böyle azaltsan aslında... Koyarım bak bunları. Hala yollardayız ama... Hala ayet gittim. Hocanız çalışıyor. Anlı olan bu ya. Şu an neredeyim? Şu an neredeyiz? Şu an hangi şehirdeyiz? Amasya. Geldik mi? Ya bence sınırların içerisindeyiz. Amasya'ya gelmişiz. Köprüden... Köprüden... Abi siz neredesiniz? O gelince geri buraya gel.
Geldik. Şimdi arabamızı park ettik. İlhan Hoca'ya söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu vlog onun için aslında bir nevi. İlhan senin için 5'te kalktık. Hissetmiyorum. İlhan kendim için kalmadım İlhan. Valla beni 5'te kaldı. Demeyeyim de. Neyse tamam. Tamam. Şimdi ya bakalım. Ben alışığım zaten aslında kalkmaya. Ben ilk defa yemin söylemine katılacağım. O yüzden neler yaşanacak çok bilmiyorum. Açıkçası bana da ilk deneyim olacak. Bakalım yine çekeceğim. Tika. Tika veka. Hazır böyle. Bir şey bekliyor böyle. Yok la öyle değil yanlışlıyorum. Hava bence güzel. Çok da soğuk değilmiş. Evet geldik. Başlamış galiba. Yok şu an ne yapıyorlar mesela? Sen aydın. Ha, şu anda geldim. Bilen biri olarak anlatın. Burada çıkalım. Ha? Duralım. Kendilerine belirlenmiş alana doğru geçiş yapıyorlar. Hazır oldu böyle dikilecekler. Ondan sonra fren geçişi başlayacak. Fren geçişi başladığında yani hepsi aynı anda aynı adımları atmaya çalışacaklar. 5000 kişi. Yapabilirlerse eğer 20 günde öğrendiklerine göre yok. Evet. Gördüğünüz gibi şurada masalar var. Masaların ortasında silahlar var. Silahın yanında anayasayı koydular mı bilmiyorum ama önceden vardı zaten hatırlıyorum. Hmm. Burada bir yemin edecekler sonra böyle. Hepsi aynı anda böyle şah yapıp. Evet o çok güzel. Yemin hareket. Anı var. Oo. Burada en güzel anı var. Güzel. Ben de merak orada ettim şu an. Vatan için ölmeyi kabul eden insanların bir ant içişi, bir yemini, bir sözü var. O sözü ve o yemini dinleyeceğiz. Sonra zaten artık asker olmuş oluyorsun. Şimdi burada bekleyecek miyiz? Bir yerimiz yok mu başka? Geçelim hadi. Evet, yerimize geçelim. Daha yakın bir yere. Bu kadar kalabalık olacağını asla tahmin etmiyordum. Aşırı başkaları çekiyor. Şu an Amasya'nın ekonomisi canlanacak. Bir şehrin ekonomisi sadece bir askerin şeyden dolayı nasıl canlanabilir? Bire bir örneğe. Aşırı kalabalık ama ben bu kadar beklemiyordum. 5000 asker bugün yemin edecek işte yemin töreni var onların. Çok kalabalık. Burası neydi Gökhan? Bu fotoğrafımız protokol. Evet şurası. Şöyle bekleyin şimdi göstereceğim size. Gökhan bize tanıtacak buraları. Şurada gördüğünüz yer protokolmüş. Şimdi direkt bizim İlhan Hoca'nın olduğu tarafın önüne doğru gidiyoruz. Tamam. Hemen şimdi sağ tarafında İlhan Hoca'yı göreceğiz. Görebilecek miyiz bakalım, sence? Eline geçmiş İlhan Hoca. Sırf görelim diye. Hadi bakalım. Ben de zaten size zoomlayacağım. Çekmeye çalışacağım. Bakalım görebilecek bakalım. Miyiz? Sanırım bak çok yani. Gururlanıyorum ben şu an. İlhan Hoca'yı alkışlıyorlar. 5000 kişinin içinde. Bakın. İlhan Hoca'yı sen ne güzel yürüyorsun ya. Şimdi İlhan Hoca buradaymış. Ama yani bu kadar askerin arasında İlhan Hoca'yı seçebilmemiz çok zor. Ama yine belki şöyle paylaşayım size. Kendine şey yapma. Konuşuruz abi. Kız kardeşimin gelinliği, şehidimin son örtüsü. Işık ışık, dalga dalga bayrağım. Senin destanını okudum, senin destanını yazacağım. Sana benim gözümde bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçan kuşu... Karada! Karada! Denizde ve havada! Her zaman ve her yerde. Her zaman ve her yerde. Milletine ve cumhuriyetine. Cumhuriyetine. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Doğruluk ve muhabbetle hizmet. Ve kanunlara. Ve kanunlara. Ve nizamlara. Ve nizamlara. Ve amirlerime itaat edeceğime. Ve
ve askerliğin namusunu, Türk sancağının şanını, canımdan aziz bilip seve seve hayatımı feda edeceğime, namusun üzerine ant içerim. Tören bitti. Tören bitti. İlhan Hoca'yı nasıl bulacağız? O geldi şimdi. Kuzak gitti mi Sıla? Her köşesi cennetim. Buluşma anını çek. Çekeceğim. Bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay. Kavuşma anı. İlhan hocam hiçbirimizin geldiğini bilmiyordu. Z takım askerde. Ay çok duygulandım ben de. Geldi benim de. Ben zaten ağlayanı görme. Hemen gözlerim dolar. Bir tek duygulanmayan şey kalmadı can. Soğuktan mı duygulandın mı? Ağlama yeter. Ay. İzlemeyeceğim. Bizi çeker misin? Hadi. Hep beraber. Sen geç, biz seni çekeriz. Hep beraber. Z takımı askerde. Dırırı. Valla ben duygulanacağımı düşünmüyordum ama duygusal anlar yaşandı arkadaşlar. Ama arkadan pompalıyorlar müziğimizi. İyice duyguyu basıyorlar. En teknolojik cihazım var. Hele ki senin gibi teknoloji adama. Bir yerde seni çekeceğim. Herkes ağladı, sen ağlamadın. Ağlatacağım seni, ağlayacaksın. Orada soğuktan gözlerin böyle yaşlandı mı, ağladın mı CK? Yoksa itiraf mı edemiyorsun? Bir şeyler var sanki. Müzik yok, geniş bir şey yok. Duyumsallık gitti bir anda ya. Buralar böyle kalabalık bayağı bir. Herkes ailesiyle kavuştu. Biz Amasya'ya çok hazırlıksız geldik ama şimdi böyle şehrin merkezini gezerken dikkatimizi çeken şeylere bakıyoruz. Neydi? Kral Kaya mezarları. Ay. Çok tatlı görünmüyor mu? Hoşuma gitti. Şu an saat daha 1 falan. Yemeğimizi yedik. Sabah... Neydi bu? Müslüm bayağı iyiydi ya. Sabah Kırıkkale'den yola çıktık. Ya Yunus'cum. Çok güzel bir gece yapıyor. Gelirseniz olur ama. 5 gibi uyandık, 5.30'da çıktık. Kaç gibi buradaydık? Yemeği test tutuyorum. Test. Bunlar böyle yapıyorum. Böyle, öyle. İnanın çok duygulandı. O anları zaten... Ağlamayı çektim. Çektim. Ama diyorum ki ben evet çok yorgunum ama buraya kadar gelmişken de... Akşama kadar vaktimiz var. Akşam dönünce yani istediğin zaman gidebiliriz ama yarın buraları biraz gezelim çünkü çok güzel. Sen Yunus bir daha fark etti. Tamam, diyor ki bu dağda bir farklılık var diyor. Değil mi? Kalardı değil mi? Evet, kalardı. Ağrıyor. Bu dağda bir farklılık var diyor. Tamam, biraz da böyle koy. Bakın şimdi arabayla yoldayız, tamam mı? Yunus diyor ki bu dağda bir farklılık var ama böyle şey Yunus'un meşhur anlatması vardır böyle hissede elleri böyle dolu dolu. Ellerini böyle yapa. Bu dağda bir farklılık var, bu farklılık falan diyor. Çözüm çözüyorum. Olur, teşekkür ederiz. Ondan sonra ne daha gittik, döndük, dönerken meğer Ferhat'ın Şirin'i değil mi? Ferhat'ın Şirin için dendiği dağıymış. Meğer o dağmış zaten, farklılıklarda. Oraları falan, o dağı çekmedim galiba ama oraları belki gezmeye gideriz. Buraları bir gezelim ya, zaten dibimizde. Vaktimiz de var. Bakalım ya, çok kalabalık. Askerde, asker kısmında 5000 kişi terisi oldu. Aileleriyle falan aşırı kalabalık.
Burası da zaten küçücük bir yer. Akarsu Vadisi'nin hemen kenarında. Yollar da sıkıntı, trafik olabilir diye kalmak istemiyoruz açıkçası. Ama bence ben ikna ederim. Bu saatte buraya kadar gelmişiz Amasya'ya. Hiç, ben ilk defa geliyorum. Sen daha önce geldin mi? Yok. Ben de geldim. Yok. Böyle geçmeye geldim yani. Ben hiç gelmedim. Gezmedim. Buraya kadar gelmişken bu saatte erkenden dönülmez. Ben biraz gezeriz. O çektiğim ki. Barda kameraya koy istersen. Buyurun. Size ikram. Neyse yine çektiğimiz anları gösteririz. Arkadaşlar merhaba. İlhan hocamızı aldık. 25 gündür ilk defa bir kadraj ve ilk defa bir vloga giriyorum. İlk vlogum yani 25 gündür gerçekten. Yani dış dünyaya bağlantım hiçbir şekilde yoktu. Hocam, siz nasıl yaşıyordunuz? Şaşırdın mı bizi görünce? Çok şaşırdım. Hiç beklemiyordum. Şimdi Sıla'yı bekliyordum. Bir de Didar'ları bekliyordun evet, herhalde. Didar Hoca'yı da bekliyordum ama sizi hiç beklemiyordum. Bizi bekliyordum. Yani oradan kalkıp niye gelsinler, niye geldiler diye çok düşündüm. Yani çok mahcup ettiniz beni. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hayır, çok güzel oldu. Şimdi İlhan hocamızı aldık. Yemeğimizi yedik, kahvemizi içtik. Amasya'yı gezeceğiz. Ondan sonra İlhan hocamızı alıp gidiyoruz Kırıkkale'ye. Ben bir daha gelmeyeceğim Amasya'ya. Amasyalılara da buradan selam. Görüşürüz. Şimdi de güzeller güzeli Pervin'imi aldım yanıma. Semih hocamın eşi. Hava o kadar güzel ki Amasya'da şansımıza böyle giyindiğimize bakmayın. Hani yine de kış havası ama böyle hafif güneş de var. Şu an böyle yürüyüşe çıktık. İlhan hocayı aldık hep beraberiz. Her şey çok güzel. Bakın şöyle göstereyim. Diğerleri önden yürüyor. Şimdi Kral Kaya Mezarları diye bir yer varmış. Oraya gidiyoruz. Ferhat ile Şirin'in dağı varmış değil mi? Şey evet. Pervin sen daha önce gelmiştin. Evet Ferhat da Şirin'in. O dağa falan bakacağız. Yakın zaten hepsi birbirine merkezde. Yine gidince size de gösteririm. Evet. Yukarıda bayrağı. Vallahi bilmiyorum gezerken benim çok hoşuma gitti ya. Ben Amasya'yı böyle beklemiyordum. Şöyle şu manzara mesela yürürken burayı görmek çok hoş bence. Şurası da Saat Kulesi. Böyle bir günlük Amasya turu gibi olacak aynı zamanda video, vlog. Burası Amasya'da geçtiğimiz yer Alçak Köprüsü'ymüş. Şimdi haritadan baktım. Şöyle. Burası Yeşilırmak'mış aynı zamanda. Z takımı tatilde. Burası öğretmen evi. Böyle kıyıda çok tatlı evler var ama buranın galiba Pervin bu evlerin doğalarını korumak için hiçbir değişikliğe izin verilmiyormuş. Bu tarihi dokuyu korumak için. Çok güzel değil mi? Manzara bana mı öyle geliyor? Vallahi çok güzel görünüyor. Şöyle şuraları da göstereyim. Tarihi bilgim olduğu kadar eklerim şimdi haritadan baktığım kadarıyla. Olmayanları da buraya altyazı ekleyeceğim zaten. Şurada Kral Kaya Mezarları. Amasya'yı geziyoruz. Şöyle. Aşırı iyi görünüyor. Ya bir de güneş de galiba tam aslında saatinde geziyoruz galiba. O yüzden güneşle beraber çok güzel görünüyor. Çok sevindim valla çıkacaklarını düşünmüyordum. Kral Kaya Mezarları'na çıkacağız diye düşünüyorum ama bakalım. Bizimkilerin hali. Çıkıyor muyuz? Oo, hadi bakalım. Let's go. Güzellik. Videolar yürüyün. Hadi gidelim. Biz videolandık. Ama saat 5'e kadar çıkmış. Vallahi yüksek merdiven çıkacağız herhalde. Hadi bakalım. Bu merdivenler bana koyar mı? Ben Nemrut'a çıkmış insanım arkadaşlar. Bunlar bana koymaz. Hepimiz nefes nefese kaldık. Yukarıya doğru devam. Baksanıza şöyle bir yerden geçiyoruz. Neymiş? Hitridilas'ın mezarı. Şöyle. Allah. Yola devam. Bu birinci kaya mezarımız. Hemen tabii bir şeyler yazmışlar. Gerçekten şöyle şeyler görünce çok üzülüyorum. Şey dedi değil mi Pervin? Böyle önemli şeylere yazı yazılması. Vallahi Amasya'yı böyle beklemiyordum. Ben sevdim. Metre yukarı çıktık. 1 derece düştü en az. Şu an açın çok iyi. Evet, 200 metre çıktık. Çok beğendim. Bir şeyler anlatır mısın bize CK?
Şimdi 200 metre yukarı çıktık, 1 derece düştü sıcaklık. Fark şey etmiş. Hemen araya dersi de sıkıştırdı hocanız. Evet abi, değil mi? Artık iniş yolu. Yukarıya kadar çıktık. Açıkçası ben daha yüksek bekliyordum. Nemrut'tan sonra benim beklentimi hiçbiri karşılayamaz. Orada çok merdiven vardı ya. Buraya yukarı çıktık. Biraz fotoğraf falan çekildik. Vallahi tarihini okumadım açıkçası. İnternetten biraz bakmıştım. Milattan önce 302'de yapılmış. CK bakın şimdi. Anlatıyor. Bakın. CK kimle tanışmış? Rabon'la. Onun için buraya kadar getirdi hepimizi. Eski coğrafyacı. Bir şey gösteriyorsun ya. Yeni coğrafyacı. Şimdi hocam, az önce seninle konuştuğumuz şey Yunus'cum. Evet. Bu dağları oymuşlar, kral mezarlarını falan gördük ama işte hocalarımız da diğerleri dediler ki ya bu taşları, bu kayaları nasıl oyuyorlar? Ondan bize biraz bahseder misin? Burada kalkerli arazi var, kireçli arazi var. Evet. Kireç biliyorsunuz daha kolay aşınabilir bir kayaç. Aslında böyle bir granit olsa böyle aşındıramazdılar, oyamazdılar. Yani böyle daha... biraz daha kireç olacak. Evet. Daha kolay oluyor yani. O yüzden... kalkerli bir arazi olduğu için. Zaten burada Pontuslar yaşamış. İşte Yunanlıların geçmişi onlarda. Yunanlılar yani. Eski Yunanlılar. Mesela Ege'deki arazide kireçti. Aynı oradaki gibi burada da aynı kaya oyma mezarları yapmışlar mesela. Hemen bir kireç taşı bulunca yapmışlar. Ama onu kalkerde yapsınlar. Kalkerde yapıyorlar pardon. Granitte yapsınlar granitte. Bakalım. Yemez yani. Değil mi? Güçlü evet. Taşlardan. Burada denk gelmiş mesela. Kireç taşı buradaki dağ. Aşınması kolay. Evet. İlhan Hoca'yı aldık, döndük. Şimdi ev ortamı böyle arkadaşlar. Bak şimdi Zeynep, sana bir sorum var. Zeynep'i tanıyorsunuz. Ay dur bir daha yap. Yedek falan hareketler yapıyorum. Bizden kendimi engel olamıyorum. Şöyle hareketler yap. Yedek Didar. Yedek fizik Pluto. Şimdi ona bir sorumuz var, tamam mı? Ama burada belli olacak mı böyle Didar? Hayır tamam değil. Burada da tam tersi şu görünüyor parça. Kamerada. Şu bakar mısın? Sabit. Hangisini üste koyarsan öyle görünüyor. Bu sarı büyük diye kafasını kotladı. Zeyno, sana bir sorum var. Şimdi tamam mı? Şu kağıtlardan hangisi daha büyük mü diye mi soracağız? Bak Yunus Hoca'ya sor. Daha büyük. Yunus Hoca'ya sor. Yunus'a sor Yunus'a. Yunus'cum gel. Hadi gel. Çıkışta. Ama senin... karşıdan göstermem lazım. Ama dik formatta çekmeyecek misin? Yok yere koyarsın da olur. Dik formatta çekmeyecek misin? Hayır, YouTube'un vlog'uma koyacağım işte. Kullanıyorum hepinizi. Şimdi tamam. Hangisi daha büyük? Şimdi Yunus'cum, sana bir sorumuz var. Hangisi daha büyük? Tabii hiç. Hemen bu. Kesin şaşırtmasın bir soru. O zaman bu. Peki al o zaman üst üste koy bakayım mı? Yüzünü çek. İkisini üst üste yerleştir. Tamam, şöyle bir daha bakayım. Abi istisnasız bu büyük. Bir de böyle koyayım. Sarı mı? Bu hangisi büyük? Anam. Anam. Şimdi üst üste koy abi bunları. Yapıştır birbirine. Yapıştır. Ya kaya nasıl oluyor? Anaokuluna gittin mi sen? Nasıl oluyor bu ya? Abi nasıl oluyor? Üst üste koy abi, bunun üstüne koy. Şimdi daha güzel oldu. Şimdi bunu bize açıklayın. Bunu ben kestim bu arada. Ben de şaşırdım yani. Aynen. Abi böyle bir şey olamaz ya. Aşağıya link bırakıyorum. Abi böyle bir şey olamaz ki. Şimdi size Didar Hoca'nın ve şimdi haklarını yemeyeyim. Kızların da, ekibinin de bize nasıl kahvaltı hazırladığını göstereceğim. Ta-ta. Hem de stüdyoda kahvaltı. Değil mi? CK acıktı mı? Ne zaman geliyor? Şimdi getireceğiz. Kupada olsun. Tamam. Olur. Olur. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Bize afiyet olsun o zaman. Evden çıktık. Köye gidiyoruz. Soba yakacağız. Mantar yiyeceğiz. Islak zemini. Kavga edeceğiz. Evet. Şimdi geldik. İniyoruz. Benim bir portakal.
sular soğuk olacak, soğuk olacak diye. Çok güzel görünüyor. Beni bir korkuttun, soğuk olacak. Sen de beni korkuttun bir saat. Ben yarım saat yalvardım. Ne için? Giyin, giyin diye. Ne? Gel, gel. Boncuk, boncuk. Şimdi boncuğu da getirdik. Lider hocamızın boncuğu. Bakın şimdi burayı çok seviyormuş. Çok tatlı değil mi? Boncuk. Şu üstünü çıkartayım. Onu da çıkart. Lan bu çamur olmuş bu. Nasıl çamur olmuş böyle? Zeynep gezdirmek. Sen nereye geldin? Ha? Nereye geldin sen? Koş. Koş 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 koş. Lider hocanızın kızı. Baksanıza boncuk. Ay. Sevgilim, sen maçalıyız biz. Aha kedi. Bak bak. Herkes geldi. Şimdi onlar biz onlardan bir 5 dakika 10 dakika önce falan geldik. Bayıldık. Şimdi onlar da böyle bir etrafa bakacak. Harika bir yer. Tamam, bu kadardı. Açabilirsin. Bay. Şimdi Gökhan, sen bu sobayı yaktın. Hemen yanacak mı? Umarım. Eğer iyisi bir sobaysa ben yanar. Ben böyle küçükken soba yakmaya falan çalışırken evdeki poşetleri kullanıyordum. Annem çok kızıyordu. Poşetler is yapar. Kapat veriyordum işte ağzına. Bakalım. Bir de meşhur herkesin yaptığı, gerçi yanlış, çok yanlış bir şey de kolonya. Kolonya mı? Evet. Meşhur bir şey midir herhalde? Evet, herkesin yaptığı. Hiç yapmadınız mı? Hiç yapmadım, bilmiyorum. Aa, tutuşmasına hemen otobüs yardımcı olur. Otobüs yakarız sonra falan. Mangalı yaptık, yemekler yendi. Ekibin bir kısmı, Z takımının bir kısmı dışarıda hala. İçeriye girmek istemiyorlar. Bir kısmı da sobalı odada. Ben sobalı odada artık yemeğimi falan yedim. Sobalı odaya geldim. Kızlar güldürmeyin beni. Çayımızı koyduk. Sobanın içine kaşarlı mantarımızı da koyduk. Herkes burada. Semih hocam biraz rahatsız. Geçmiş olsun hocam. Herkes hocam, teşekkür ederim. Isınıyoruz burada. Senin hocam biraz rahatsızlandı. Sıla burada, Zeyno burada, Meskemi burada. Pervinciğim emektar. Eline kola sağlık. Şimdi çayımız demlensin. Çayımızı içeceğiz. Z takımı kamera arkasına. Değişik şeyler deniyorlar şu an. Deneyelim ama. Deneyelim. Ne yapıyorsunuz? Hava verin. Biraz ona çizimlikten. Sizin videoların kamera arkası gençler. Yok. Bak. Biraz daha bir. Ya. Ya. Ne yapıyorsun abi? Havayı biraz daha azaltırsak bir küme olasılığı var. Biraz o zaman da şey olmaz işte. Çekar, sen ne yapıyorsun? Basit yapayım zaten. Basit bitti. Daha nasıl azaltacağız? Aklıma şey geldi. Sizin de basınç yapacak bir şey kalmadı. Çok. Hocam ne harika yapıyorsun? Aslında bir dakika. Akşam buralar yanacak. Şey var. Yanacak bu. Doktor Strange gibi ya. Abi yavaş abi. Ben de denemek istiyorum. Slow motion bunu alabilirsin. Ben de istiyorum. Ben de. Herkes bileğini ıslatsın şurada. Hadi. Kıyafetimi yapmazsın. Yok yok. Ben. Daha kimseyi öldürmedim. Bunu yapıyorum. Lan var ya. Ay çok iyiceğim. Otobüsteciler daha iyi. Sadece köpük ama su değil. Bayağı çok aldın. Çok mu aldın? Yüzünden uzak tut ha. Söyle. Hiç korkma. Ay, hemen söndürmek istiyorum. Bir daha istiyorum. Böyle değil mi? Az bir şey daha üfledim az önce resmen. Böyle o işi kötü gösteriyor. Bir de müptela evet. Oluyorsunuz yani. Beyazım. Bir daha istiyorum. Elim yandı. Çok tutmayacak. Sallayacaksın hemen. Kız elin buharlaşıyor. Kız elin yanmıyor, yanmıyor. Alev çıkıyor şu an elinde. Sen korkutuyorsun şu an. Sen ne yapıyorsun? Şey diyeceğim, buhar çıkıyor işte. Yemin et. Kanka ağzına da çıkıyor benim buharına bakarsan. Vicdan kaş kolun yanıyor. Şeyler yapma. Buna kaç para verdin sen biliyorsun. Şimdi sıra fizik finit o da. Look at me. Bugün cuma günü fizik Finito'nun evindeyiz. Dün bağ evine falan gittik zaten, göstermiştim size de. Çok güzel beraber vakit geçirdik. Şimdi kahvaltımızı yaptık. Saat şu an 1:30 falan.
bitki çayı bir şeyler içeceğiz. Bugün böyle evdeyiz. Z-Takım çekimler yapacak. Ben yine kendi paylaşımlarıma falan bakarım. Yarın Ankara'ya doğru geçeceğiz biz akşama doğru. Kare ile beraber bir yemeğimiz olacak. Pazar günü de Yazıcınız'ın kitap fuarı var. Ankara kitap fuarında olacağız. Fotoğraf çekineceğiz video. Gel. İçeriye bak. Senle bizim güzel fotoğraflarımız çıksın diye. Hemen tabii ki de koç için geçti. En baş köşeye. Sen çok tatlı olmuşsun. Ay değiştireceğim beni dediler. Hemen gidiyorum değiştirmeye. Allah sen. Niye? Çok güzel olmuş. Bakın burada kim var şimdi size göstereyim, tanıştırayım. Boncuk. Çok tatlı değil mi? Oyuncak köpek gibi. Böyle bebek gibi de yatıyor burada. Nasıl koydu kafasını buraya bakın. Bakın Allah'ım. Terapi gibi yerim seni. Nasıl masum masum duruyor. Boncuk'um çok tatlı bir şeysin sen. Çok çok çok. Çekimleri bitirdik. Artık hep beraber yemeğe geçiyoruz. Biyosemler. Evet çok acıktık gerçekten. Ama tabii ki ne yapıyoruz? Gökhan'ı bekliyoruz. Her zamanki gibi. Kesin bir şeyleri unutur. Şöyle kendimi de göstereyim. Sivilcem çıktı her tatilde olduğu gibi. Şimdi güzel bir yemek yiyeceğiz. CK. CK aç. Ben açım çok kötüyüm yani. Herkesin aç, suratlar sirke satıyor. Evet. Bunu zaten hayatı boyunca surat sirke satıyor. Ekşimcik. Yıldım ya. Fizik ünitolar bizi harika bir yere getirdi. Bakın mezelerimiz geldi şimdi. Dibimizde sobamız. Bir yemek yiyeceğiz. Ondan sonra biyosemler ve meskemi gidiyor. CK acıktın mı? Nasıl? Ben çok acıktım. Ben de. Zeyno acıktın mı? Acıktın mı fizik ünito? Duymuyor şu an. Gözü mezelerde. Günlerden cumartesi ve artık bavulları aldık. Gidiyoruz. Efendim canım. Ayakkabına giyeceğim. Kare Akademi'nin önündeyiz şu an. Fizik ünito da burada. Hemen. Böyle bir tanışmalar, bir gerçekleşmeler oldu. Yarın fuardayız. Yarın fuardayız. Günaydın. Pazar sabahından. CK afiyet olsun. Buradan sonra fuara geçeceğiz artık. Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Ankara'dayız. Ankara'da kar bekliyordum ama yüzümü kara çıkardı kar. İstanbul'da da görmeye çok umudum yok. Fuarda görüşürüz. Daha fuara girmeden geldiler. CK içeriye girmeden yakalıyorlar seni. Evet ya. Mert'leri bekliyoruz. Mert Hoca'yı bir fiziği falan bekliyoruz. Beklerken ben erken geldim. Ankara böyle soğuk mu? Arkada bir Ankara çok soğuk. Şu an sesim duyulacak mı çok bilmiyorum açıkçası ama fuara geldik. Kalabalığı görüyorsunuz. Yazıcınız da tam olarak burada. Önünde çok büyük bir kalabalık var. Çok güzel geçer şey. 5'e kadar bu yoğunluk devam eder diye düşünüyorum ben de. Ayaklarınıza sağlık gençler. Sadece Ankara değil, Bolu'dan gelenler falan da varmış şimdilik tanıştıklarıma göre. Fuar bu şekilde devam edecek. Size birazcık kesitler göstereceğim şimdi. Şöyle sırayı görebilirsiniz. Gençler gelmiş. Yıldız Hoca'nız burada. Volkan burada süreci hızlandırmaya çalışıyor şu an. Beni görmeye gelmiş. Yusuf'la benle beraber fotoğraf çekilmek istedi. Ben de her zamanki gibi sandım ki işte Yusuf Hoca'nın öğrencisi. Yusuf diyor ki hayır ben diyor şeyi görmek için, beni görmek için gelmiş. Yani arada böyleleri de var. Sadece Yusuf Hoca'nızdan dolayı değil. Şu an kendisini göstermek istemedi ama çok tatlı biri. Şimdi onunla sohbet ediyoruz. Size el sallıyor görmeseniz de. Yine de bunu vloga koyacağım. Görüşürüz. Fuar bitti ama aşırı yorgunuz. Benim zaten boğazım şu an böyle çekiliyor. Ekmek bu arada bir şey değil ya. Ekmek gibi. Benim boğazım çok kötü olmaya başladı. Şimdi Betül Hocalarla fizik ünitoyla beraber yemeğe geldik. Yemek geldi zaten. Yemek geldi şu an oraya bakıyorum ben de bir yandan. Benim de. Çok teşekkür ederim. Böyle hep beraber yemekteyiz. Şu an herkesin en aç vaktinde. Fizik ünito burada.
Aç değil, belli zaten. Bir tür biyoloji burada. Coğrafyanın kodları burada. Gökhan burada. Dilerin eşi. Betül hocamızın eşi. Yemek zamanı. Ben kaçıyorum. Bay. Evet, artık vlogumuzu sonlandırıyoruz. Şeka. Ben bitmiş durumdayım artık. Gün tamamen bitti. Şu an otobüsteyiz. Ankara'dan İstanbul'a dönüyoruz. Ben Samandıra tarafından Anadolu yakasını ineceğim. Yunus hocanız Silivri'de inecek. Benim sesim, gördüğünüz üzere normalde daha cırtlak bir sesim var. Şu benim an böyle biraz kırmızı daha... şu an. Ankara'nın kırmızı burunlu. Tüm yorgunluğumuzla dönüyoruz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve lütfen yorum yapmayı unutmayın. Bay bay.